bomba gibi bir videoyla daha karşınızdayım. PlayStation Plus tahmin videolarının altında yine Ghost of Tsushima'lar, Last of Us'lar görmeye başladım ve anladım ki bu videonun zamanı gelmiş. İşte PlayStation Plus'la 2021'de verilmesi çok düşük ama gerçekten çok düşük ihtimal olan 15 oyun. Belki bunlardan bir tanesi verilebilir. Mesela geçen seneki verilmeyecek oyunlar listemde Shadow of the Colossus vardı ama verildi. 1. 2020 yılında ses getirmiş Last of Us 2 ve Ghost of Tsushima gibi oyunların gelmeyeceğini zaten hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Yeni PlayStation sahibi olan oyuncular belki bilmiyor olabilir, o yüzden değinmek istedim. Ya da PlayStation Plus'a yabancı olan arkadaşlar da bu videoyu izliyor olabilir. 2021 yılında Last of Us 2 ve Ghost of Tsushima gelmeyecek. 2. Red Dead Redemption 2. 2018 yılında yılın oyun ödülünü God of War'a kaptırmıştı Red Dead Redemption 2 ki ben haksızlığa uğradığını düşünmüştüm. Konsoldan biraz sonra da PC'ye geldi ve bu oyun hala çok trend, 2021'de gelmez. 3. Death Stranding. Aynı Red Dead Redemption gibi Death Stranding de önce PlayStation'a sonra PC'ye çıktı. Çok büyük oyunlar yani ve hala sıcak sayılırlar. Bu oyunda gelmez. 4. Sekiro. Bu sene 2019 yılından oyunlar görürüz ama kalkıp da 2019'da yılın oyunu seçilen oyunu vermezler ki Sekiro'nun daha fiyatı bile düşmüyor doğru düzgün. 5. FIFA. PlayStation Plus tarihinde henüz hiçbir FIFA oyunu verilmedi. Son oyunun her ne kadar inceleme puanları düşük de olsa PlayStation Plus'la verilmez. 6. Resident Evil 2 ya da Resident Evil 3. Yani Resident Evil 3 zaten verilmez de aslında 2'nin verilmemesi için pek bir sebep yok. Yani oyunun fiyatı da düşüyor ve zaman olarak çok da yeni değil. Aslında yeni. Yani 2019 ama bu ay verilen Gridfall da mesela 2019 yapımı bir oyun. Ama Resident Evil'dan illaki bir oyun verirlerse bence bu yıl Resident Evil 7'yi verirler. O daha eski bir oyun sonuçta. 7. Control. Remedy'nin ellerinden çıkan bir başka güzel oyun. Şimdiden söyleyeyim, bu oyunun verilme ihtimali bu listedeki diğer oyunlara göre daha yüksek. Hatta keşke verilse. Ancak oyun İngilizceyi hiç bilmeyenlere biraz anlamsız gelebilir. 8. Star Wars Jedi Fallen Order. 2019'un sonlarında çıkan bir oyun Jedi Fallen Order. Bence bu oyunun biraz daha zamanı var. 9. Devil May Cry 5. Hele şimdi bir de PlayStation 5'e cilalanmış versiyonu da çıkmış. Yani Devil May Cry 5'in verilme ihtimali yani yok denecek kadar az. 10. Outer Worlds. Oyun hem yeni hem güzel hem de Obsidian tarafından yapılan bir oyun ve bu firma şu anda Microsoft'a bağlı bir oyun. Böyle düşününce de çok geleceğini sanmıyorum. 11. Borderlands 3. Aslında Borderlands'in diğer oyunları daha önce verildi. Yani PlayStation Plus'a Borderlands oyunları geliyor ama şu anda Borderlands 3'ün satışı yavaş da olsa devam ediyor. O yüzden 2022 belki 2023'ü bulabilir Borderlands 3'ün gelişi. 13. Persona 5 Royal. Uzak Doğu'da milletin ayılıp bayıldığı, bizde ise kimsenin pek yüzüne bakmadığı bir oyun. Gelir mi? Cidden zor. 14. Doom Eternal. Daha 2016 yılındaki Doom bile verilmemişken bence Doom Eternal 2023'e kadar verilmez. 15. 2014 yılı oyunlarının da bu saatten sonra gelme ihtimali çok düşük. Zaten gelmemesi de lazım işin aslı. Bunlara ilaveten rakip firma oyunları galiba PlayStation Plus'la artık gelmiyor arkadaşlar. Hatta Hellblade, Ark gibi oyunların yeni oyunları da Xbox'a eksklusif olarak gelecek gibi görünüyor şu anda. Benim 15 oyunluk listem bu şekilde. Her ne kadar bu oyunlar gelmese de PlayStation Plus'a 2021'de hatırı sayılır miktarda iyi oyun verileceğini düşünüyorum. Siz verilmeyeceğini düşündüğünüz oyunlar varsa ya da listedeki oyunlardan verileceğini düşündüğünüz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.